Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bir yıldan fazladır ailemle birlikte Köln'de yaşıyoruz. Buraya Blue Card'la geldik. Bu videomda Blue Card vizesi alırken neler yaşadık, süreci nasıl yönettik gibi tecrübelerimden bahsedeceğim. Mustafa Köln'de görüştüğü bir şirketle anlaşma yaptıktan sonra şirket bize bir danışmanlık firması yönlendirdi ve evrak işlerimize başladık. Umarım sizin işlerinizde böyle bir firmadan hizmet alıyordur çünkü işlerimiz çok çok kolaylaştı. İlk işimiz tabii ki randevu almak oldu. Çünkü konsolosluk randevu tarihleri 1,5-2 ay öteye veriliyor. E-Data'yı arayarak konsolosluk randevumuzu aldık. Randevu aldıktan sonra E-Data bize başvuru formları, evrak hazırlarken dikkat etmemiz gereken hususlar ve randevumuz hakkında detaylı bir mail attı. Mailden sonra biz evrak işlerimize başladık. Almanya'ya gelmeye karar verdiğimizde oğlumuz henüz 2 yaşında bile değildi. O yüzden ayrı kalmak istemedik ve tüm süreci beraber yönettik ki vizelerimiz aynı zamanda çıkabilsin. Bu videomda üçümüzün de evrak hazırlama sürecinden bahsediyor olacağım. İlk olarak başvuru sahibinin yani Mustafa'nın evrak hazırlama sürecinden bahsedeceğim. Başvuru formu ve açıklama yazısı. Başvuru formu el yazınızla ve Almanca dilinde doldurulması gerekiyor. Açıklama yazısı da zaten başvuru formunun son sayfasındadır. Başvuru formu ile ilgili bir videoyu çektim ben. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Pasaport güncel pasaportunuz olacak. 2 adet vesikalık fotoğraf. Vesikalık fotoğrafla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar İDATA tarafından size gönderilen mailde açıklanmıştır. Ki zaten fotoğrafçı bütün detayları biliyor oluyor. Mesleki gelişiminizi açıklayan karneler, diplomalar. Burada CV'niz, diplomanız ve çalışma belgeleriniz yer alıyor olacak. Eğer bu belgeleriniz Türkçe ise apostil edilmesi şartı vardır. Ama zaten İngilizce ise böyle bir işleme gerek yoktur. Apostil nedir? Apostil resmi bir belgenin uluslararası geçerliliğini sağlamak maksadıyla yapılmaktadır. Bu da yeminli tercümanlar tarafından tercüme edildikten sonra illerde, valiliklerde, ilçelerde, kaymakamlıklarda apostil ediliyor ve uluslararası geçerliliği sağlanmış oluyor belgenizin. Diploma, eğer Almanya yüksek öğretim diplomanız yoksa lisans veya yüksek lisansınızın Almanya'da tanınmış veya kıyaslanabilir olduğunu gösteren bir belge almanız gerekiyor. Bu belge hem okuduğunuz okul hem de okuduğunuz bölüm için alınması gerekiyor. Bu belgeyi Anabin sitesinden sorgulayarak çıktısını alabiliyorsunuz. Ben Anabin sitesinin linkini açıklamalara ekleyip olacağım. Oradan siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bu diploma sürecinde yaşadığımız bir olayı da anlatmak istiyorum size. İstenen belgeler içerisinde eğer yüksek lisans tesisse diploma supplement belgesinin de sunulması gerektiği yazıyordu. Ve Mustafa'nın yüksek lisansı da tesizdi. Biz de diploma supplement belgesini dosyalara ekledik. Konsolosluk görüşmesine gittiğimizde vize memuru bize yüksek lisans tesis olduğundan dolayı başvurunun Blue Card olarak değil de tip olarak yapılacağını söyledi. Biz de vize memuruna maildeki açıklamadan bahsettik ve yetkiliye de bunu sormasını istedik. Ama maalesef yetkiliden de olumsuz bir yanıt aldık. Kesinlikle D tipi olmalı diye bir cevap geldi. Ve bu yüzden vize memuru başvurumuzu Blue Card olarak değil maalesef D tipi olarak yaptı. Sonrasında biz danışmanlık firmasıyla iletişime geçtik ve konuyu onlara anlattık ve onlar da hayır böyle bir işlemin olmadığını, yüksek lisans tezli veya tezsiz böyle bir ayrım olmadığını konsoloslukla iletişime geçip sorun çözeceklerini ilettiler ve vizemiz Blue Card olarak çıktı. O yüzden hani konsolosluk da olsa yanlış bilgi olabiliyor çalışanlar tarafından, yetkililer tarafından. O yüzden gerçekten maddeden eminseniz, yaptığınız işten eminseniz peşini bırakmayın derim. İş teklifi iş yerinizle karşılıklı imzaladığınız sözleşmedir. Sözleşmedeki bilgilerin doğru olduğundan emin olmanızda fayda var. Çünkü Blue Card'lar için kriterler her yıl değişmektedir. Ek olarak bazı blog sitelerinde ve videolarda iş teklifinin yani sözleşmenin aslını koymadan da süreci yönettiklerini yazmışlar ama biz yine de ne olur ne olmaz diye sözleşmenin aslını ekledik belgeleri. Zaten geçen kargoyla 1-2 günde elinize ulaşmış oluyor. Ek olarak danışmanlık firması bize sözleşmenin yanına bir de ZAV'dan alınan bir belgenin konulması gerektiğini söyledi. ZAV nitelikli işçi bulma kurumudur Almanya'daki. Evrak elimize ulaştığında fark ettik ki meslek kısmı front-end developer değil, demirci ustası yazıyor.
Hemen danışmanlık şirketine iletişime geçtik ve anlattık durumu. Hemen düzeltip tekrardan evrağını aslında bize yine DHL'le gönderdiler. Sigortayla ilgili zaten size gönderilen maille detaylar var olmuş oluyor. Çocuk da olsa, bebek de olsa herkes için aynı kriterlerde, aynı şekilde sigortanın yapılması gerekiyor. Benim kuzenim uzun yıllardır sigortacı. Biz durumu ona anlattık. Zaten süreç kendisi biliyormuş. Hemen bizim sigortalarımızı yaptı. Sigorta belgesinin aslında dosyalarımıza koyduk. Bu şekilde Mustafa'nın evrak hazırlama sürecini bitirmiş olduk. Şimdi sırada benim evrak hazırlama sürecim var. Aile birleşimi vizesi olarak geçiyor. İnternetten aile birleşim vizesini araştırdığımda A1 Almanca bilgisi şartı olduğunu öğrendim. Ama sonradan fark ettim ki Blue Card'ın getirdiği en güzel avantajlardan biri de eşten A1 Almanca istenmiyor oluşu. Pasaport, vesikalık fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, açıklama yazısı ve başvuru formunun detaylarına girmeyeceğim. Çünkü zaten eşte olduğu gibi süreç aynı şekilde işliyor. Farklı olarak uluslararası evlilik kayıt örneği, bu belgeyi nüfus müdürlüğünden alabiliyorsunuz. Blue Card için olduğunu ve Formül B istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, bu belgeyi de yine nüfus müdürlüğünden alıyor olacaksınız. Almanya'daki eşin ikametgah adresi isteniyor. Burada da zaten beraber gitmeyi düşündüğümüz için Mustafa'nın pasaportunu bir iş sözleşmesine ekledik. Eşlerin daha önceki evlilikleriyle ilgili detaylı bilgi. Bizde böyle bir süreç olmadığı için bu evrakları hazırlamadık zaten. Ama sizin varsa yine de bu işlemleri, bu evrakları nüfus müdürlüğünden temin edebiliyorsunuz. Ve oğlumuzun evrak hazırlama sürecinden bahsedeceğim. Burada da bizde olduğu gibi seyahat sağlık sigortası, fotoğraf, pasaport, form ve açıklama yazısı aynıydı. O yüzden burada da detay belirtmeyeceğim. Tek farklı detay formlarda tabii çocuk imza atamıyor olduğu için anne veya babanın imzası gerekliydi. Biz başvuru sahibi, Blue Card başvuru sahibi Mustafa olduğu için Mustafa'nın imzasının atılmasına karar verdik. Doğum kayıt örneği nüfus müdürlüğünden Formül A olarak istiyorsunuz. Anne ve babaya ait tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği yine bunu nüfus müdürlüğünden alıyorsunuz. Türkiye'deki ebeveyne ait ikametgah adresi. Evet, beraber gidecektik ama biz yine de oturduğumuz evin ikametgah bilgilerini dosyaya ekledik. Almanya'da olan ebeveynin ikametgah bilgileri. Burada da yine beraber gideceğimiz için zaten Mustafa'nın pasaportunu ve iş sözleşmesini ekledik. Ve evrakları hazırlama sürecimizi böylece bitirdik. Dosyaları nasıl hazırladığımızdan bahsetmek istiyorum. Zaten her evrağın ikişer adet fotokopisinde olması gerektiği mailde yazıyordu. Biz her biri için birer dosya yaptık. Arkası mavi, önü şeffaf olan dosyalardan ve içine föller ekledik. Her bir föye istenen evrağın aslını en üste koyduk ve altına da fotokopilerini yerleştirdik ki konsolosluk görüşmesinde elimiz ayağımızda karışmasın diye. Konsolosluğa gittiğinizde neler oluyor? Öncelikle randevunuz teyit ediliyor ve sonrasında sıkı bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. İçeri girmeden bütün eşyalarınızı dolaplara bırakmanız isteniyor. Salona girdiğinizde sizi İDATA görevlisi karşılıyor ve evraklarınızı kontrol ediyor. Vize memuruyla görüşmeniz için bir sıra numarası veriyor. Sıranızı beklerken yine aynı salonda bulunan UPS kargo görevlisine 20 TL ödeyerek adresinizi veriyorsunuz ve karşılığında kargonuzu takip edebilmeniz için bir kargo takip numarası alıyorsunuz. Vize memuru görüşme sırası geldiğinde Mustafa görüşmeye gitti. Hem başvuru sahibi Mustafa olduğu için hem de benim bebeğim olduğu için bütün görüşmeyi Mustafa ile yaptılar. Ben sadece parmak izi verdim, evrağımı imzaladım ve oğlumuzun evrağını ikimiz de imzalamamız gerekiyordu. Oğlumuzun evrağını imzaladım ve görüşmemiz böylece bitti. Normalde vize 2 hafta ile 2 ay arasında çıkıyor. Süreç neye göre belirleniyor hiçbir fikrim yok. Bizim vizemiz 2 hafta sonra Blue Card olarak geldi. Gelen vize Blue Card çalışma vizesi, evet, ama Alman ulusal vizesi olarak geçiyor ve geçerliliği 6 aydır. Asıl Blue Card'ı işe başladıktan 3 ay sonra alıyor olacaksınız. Bu video ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa aşağıya yorum yapmanız yeterli olacaktır. Ben size dönüş yapıyor olacağım. Umarım sorunsuz bir vize süreci geçirirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız veya sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.